Ulan da Kimsenin bir şey dalıcı değilsin soracağım. kardeşim. Herkes kendinden mesul. Kirve bir küfür ettiyse bu kirveyi bağlar. Bununla alakalı rahatsızlığın ha bak eğer ortada bir çözüm yolu arıyorsan Bana şunu bununla alakalı ben söylüyorsunuz gene bak çünkü. kirveye de söyledik dedik ki bak kirve olmamış dedik. Kirvede özür dileriz zaten bu konuyla alakalı. Geçmiştir geçmemiştir. Kabul etmişsindir Ya etmemişsindir. daha Bunlar bir sizin saat Hakan, konularınız. 1 saat önce oylama falan açtı. Göktürk klanı ile Biz alakalı açtık. Göktürk klanı kime zulmetti diye, ya da işte sen Kirve'ye dedin, Kirve bu mevzu ne dedim, bir anlat dedin. Kirve dedi ki Discord'larında bana Evet, küfür bana da etmişler fotoğraf attı duydum. Kirve. Attım. Evet. Fotoğraf attım. WhatsApp'tan Ya ben fotoğraf o attı. fotoğraftan sonra çıldırdım Barış. Sen Kirve'nin hangi user left Mamba your mısın bari channel. sen? Black Mamba sen misin? Yok, hayır, o Ya Gökhan. ben Black Yayıncı Mamba'ya bir ağır arkadaşımız. küfürler ettim çünkü o donate atıldı Black Bak Mamba'nın orada adına. Ben onun önceki özrünü diledim. donate'leri Gökhan atıyordu. O da Tamam başka bak bir Black mevzu. Mamba'nın bak lafımı bitirin kardeşim. 2 saattir konuştunuz. Konu hep bizden dolayı döndü. Sen burayı bence farklı algıyla geldin. Burayla benim hiçbir alakam yok. Bilgin olsun. Bak yukarıda benim klanımın simgesi yok mesela. Dikkatli bakarsan. Ayrıca Black Mamba'nın adına donate atılıp bana küfür edildi. Ben de savaş esnasında sinirden küfür ettim. Ve ben bunu öğrendim ki hiçbir alakası yok. Black Mamba'nın yayının geçmişine de baktım. He orada bize geçirdiği de olmuş. Problem değil olabilir. Biz de o kadar küfür ettik. Ben Black Mamba'dan tekrardan özür diliyorum. İster affetsin ister affetmesin hakkını helal etsin. Bak ama Eyvallah. o attığım resim kutlu gördün mü? WhatsApp'ta. Gördüm, evet. Golden Arrow. 18-10 bak. Şu an siz 2 saattir ikiniz konuşurken hala bana 2-3 TL donate atıp gene küfür ediyor. Benim mevzum o çocukla. Black Mamba'dan tekrardan özür diliyorum. Bitti. Tamam kanka. Lütfen küfür konusunu açma. Burayla bir alakası yok. Ben buraya tek parti geldim. Yanlış anlama sen ilk gün iki parti değildin. İki Benim yayın parti geldi. geçmişim var. Bir bulutlar var. Açalım İki parti bakalım. TC'ler var. Okçularım var. Ve 8v8'de ben senden hiçbir şekilde dayak yemedim. Senin okçuların benim arkamdan manamı çektiği için sinirden ağzından gene küfürler çıkmış olabilir. Eyvallah onun için de özür diliyorum. Ama bence olayları biraz tek taraflı bakma derim kardeşim. Benim sana söyleyeceklerim bu kadar. Benle ilgili bir problem varsa buradaki insanlara yansıtma. Senin problemi benle. Ben sana TSM atayım. Gel özel güzel şekilde yayınımı da kapatayım. Baş başa konuşalım. Oturalım. Hiçbir problem yok yani. Tamam. Bak senin şu anki konuşman çok Hı-hı. güzel. Mesela altına imzamı Ben atarım hatamı ama anladığım için. Hatamı hatan anladığım için. çünkü ittifağı zora sokuyor. İttifakı niye zora sokuyorsun ki? Çünkü İttifakı... ya seni o saatte oraya yollayan insanlar ittifaktan kişiler Kişiler işte. işte. Senin hareketin de yanlıştı. Özrünü diledin diyorum Diyorum ya, ya bunu bunu sürekli evet. böyle Ya lanse ben edip. evet ben yanlış küfür ettim Bamba'ya. Ben özürümü dilerim. Var Ama mı bak yoktu yanlış işe? Gökhan sana bağış Barış atmadan ben önce de. anlamıyorum ki. Yani şimdi Kirve bugün burada özür dilememiş olsa. Abicim Tamam benim mı? Bizi klanımda 20 tane adam var Hakan. Bu adamın anasına bacısına yok yere. Önce ben slotuna geliyorsun, kaseye oturuyorsun, bak kesiyorsun bir dakika adamı. Barış. Sonra Şimdi ben sana yayından şunu küfür söylüyorum. ediyorsun, Bu bizi kötü kirveyi bağlar. yansıtıyorsun. Ben Sen bana sen diyorsun diyorsun ya ki... bizi zora sokuyor. Bizi zora sokacak bir durum yok. Eğer biri kirve birini zora sokacaksa ya kendini zora sokar ya klanı zora sokar. Bizle alakalı bir durum yok ki. Yani sen biz o saate git adamlara söv ya da bilmem ne yap demedik ki. O User left kirvenin your tercih channel. olmuş. User Ki joined kendine your göre channel. haklı sebebi. Zaten anlattı burada kirve. Ben dedi ki Edirhan Onu Gürcü'nün atacaksın kazancısını sen bana bu WhatsApp'tan tepeye attı. bu. İstersen sana da atarım muhtemelen. Barış, bence bu küfür O konuydu. tepe Sen de tak biz bana Yani konuştun. bunu Buraya yansıt tamam. bakalım. Bana Bunu da kapatalım. ben Benim aynen. amacım Ben burada bunu yani bunlar oldu diye kirve haklı da demiyorum. Ki evet. zaten Ben söyledim kirve sizden bak yanlış sadece şunu yapmışsın diyorum. Bana istiyorum. direkt Bak, söyledi zaten olayın kutlu bana yanlış. yansıyan kısmı ne biliyor musun? Benim gözümden, benim yorumladığım, slotumda kasarken her şey güllük gülistanlık, düzenim var. Kimseye bir zararım yok, kimseyle polemiğim yok. Slotuma Human'dan, ittifaktan, Kirve diye bir arkadaş, yayıncı Buradayım burada arkadaş sıkıntı işte yok uyumuyorum. yeni gelmişler, altardan gelmiş. Slotu basıyor, yayında küfrediyor, manipüle ediyor, olayı yanlış aktarıyor. Şimdi bu adamların hepsinin aile böyle bir duyar da kasmak istemiyorum ama annesi ölmüş de var işte, sonuçta Allah rahmet kutsal, eylesin. anladın mı? Allah rahmet eylesin. Şimdi Barış, bu Barış. adamlara User left kalkıp your channel. ne anlatacaksın bu saatten sonra hani? Barış'cığım yani... Savaş okey, ama adabına göre yani küfür hepimizin ağzından çıkıyor ama sen çok gaza geliyorsun Kirve yayında da. Bu Tamam konu Barış'cığım. kapansın. Evet bu konu küfür konusunu dediğim gibi bak buradaki insanlara yansıtmaya gerek yok. Gene onunla ilgili bir rahatsızlığın olursa ben sana TSM'i vereyim kardeşim. Gel beraber konuşalım. Anne ölmüş dedin. Baş tacı. Mekanı cennet olsun. Ben de onu şahince babamı Bu kaybettim. Bu adamı konu buraya anlatamazsın bir şeyde girmeyelim. işte. Bu olduktan sonra. Şimdi şöyle bir şey var Barış mesela. Benim de yapım. Şimdi ben kutlu mesajı gördün doğru mu? Tekrar soruyorum. Evet. Şimdi ben de o mesajdan sonra beni de durduramazsın mesela. Anladın Ya mı? olabilir Konuyu buraya hiç. gelmesin. Hani konuyu buraya gelmesin. Kutlu Bilge'yi dinle. Hani burada kimse sana bir yaptırım uygulamıyor. Burada ben koalisyondan değilim. Bak yukarıda benim resmim, klan simgem yok mesela. Hani sen yanlış Bana o çok algılama. Buraya inandırıcı yanlış bir algı gelmiyor gelme. açıkçası. Oradaki bir resim çok sembolik.
Saygı duyuyorum. Saygı Birlikte duyuyorum. hareket Ha, ediyorsunuz, sana bu birbirinizi mesela bak bu tanıyorsunuz, sana doğru gelmiyor, arkadaşsınız. doğru mu? Bak bu tamam. Benim de senin benim Doğru üstüne on gelmiyor parmak. demiyorum. Bak tamam o zaman inandırıcı gelmiyor Diyorsun bana. ya Özür sağ diliyorum. üst kart ses vereceğiz, arkadaş TS'de vereceğiz ya. benim Ha? klanımın sembolü yok diyorsun ya. Bu bana inandırıcı gelmiyor Tamam diyorum, ben de şunu anladın mı? söylüyorum o zaman. Senin benim üstüme ben tek partiken 10 parti gelmen doğaçlama değil. User Sen joined bizzat geldin. Ben de buna inandırıcı gelmiyor bana. Kirve Hani ilk diyor ya gün böyle bir şey doğaçlama. olmadı. Oldu Bak be. daha Barış bir saniye, bir sonrasında dakika, bir dakika, bir dakika, bir TC'ler dakika, bir bende. dakika, bir saniye. Bizimle Aynı alakalı bir şey şeyleri mi? Bir dakika Kirve, konuşuyoruz tamam, bir beyler. dakika, bir saniye, bir saniye. Şimdi sen diyorsun ki bizim 8 parti, bizim TS'mizi aktif olarak kullanan, aktif ekip olarak kullanan 8 parti var. Mesela üstteki resmin olmayan ve sana göre bizle beraber olduğunu düşündüğün ekiplerden bir tanesi. Başka Hakan ne? Radam, benim bir dakika, bir seninle saniye. Cadem hadi bırak. Burak bizim TS'mizde misin? Bizim ekibimizde misin? Yoksa bizim Hayır. diyalogumuz ne? Mesela, ben mesela Burak'a soralım. Ya biz burada anladın mı? Yani güzel bir Burada ortam isim var. konuşuyor. Anladın mı? Muhabbet, sohbet bir muhabbetimiz var. Herkesin hani bir sıkıntısı olduğunda kolay bir erişim olan bir TS olarak yani benim gözümde diyeyim. Buraya mesela bir sıkıntı olduğu zaman buraya gelip çözebiliyorum ama burası benim TSM değil. Burada oynayan hiçbir ekip de benim ekibim değil. Zaten Barış sen Ork Priest Barış mısın bu arada? Evet. Ha, yani şimdi şu var diyorsun da bak hani kısa ve net olacağım. Senin konuştuğuna tabiren biz senle yani sizinle 1,5 yıl BF'de Vraç'tan ileri adam geçirmedik. Şimdi Eyvallah. biz de o zaman adaletsiz davrandık. Doğru mu? Şimdi yani bir şeyleri yapıyorsun. Bunu zamanında sen de yaptın. Şimdi buradaki insanlar da diyor ki yani burada güçlü olan X bir Bunun yerde için kas yapıyor. savaşabilir. Bak Ha bunda X bir yerde hemfikiriz. işte bak X bir yerde kasabilir diyor. Tamam mı? Yani adam diyor ki 8 vs 8 tarzında gidip vuruşabilirsin. Ama ne diyorum biz bu güçlüydük 1,5 yıl beraber Vraç'tan ileri adam geçmedi. Bizim istediğimiz adamlar kastı. Niye? Biz Şimdi bunun bu için adamlar güç. savaştık. Ama bu adamlar güçlüydü bak biz savaşırken de. E şimdi aynı pozisyon, aynı durum bura için geçerli. Anladın? Bu adam da diyor ki yani Boro'da kas, hani Balok'ta kas ya da diyor ki git şeyde Balok'ta hani takıl o adamlar Boro. Ha savaş istersen diyor 8 vs 8 kas. Yani bence bilmiyorum da hani Bana senin bu teklifi konuşman sunmuyor ki. Direkt zaten savaşıyor yani işte. Tamam tamam işte bak şu ben an de diyorum sunuluyor ki mesela. Yani zaten Barış savaşın üçüncü günü bu. Yok yok Alperen Barış ben de belli dedim bir diyorum ki. kronolojik sıralama olur ya. Önce müzakere edersin. Sonra benim gördüğüm güçlü olduğunuz için artık hafife mi almak dersin ne dersin ya. Yani, E aynısını biz de üslup yaptık Barış bir buçuk Hakan'ın yıl. yayını var ya. Deliksun yayında konuşuyor işte orada hani çekirdek mi çitleyecekler diyor, büyük balık diyor. Bak buna da bunu da anlayabiliyorum. Yani insanın olduğu her yerde işte hiyerarşi var, düzen var ama benim dünya görüşümde, ideolojim de bununla bağdaşmıyor. Nedir ideoloji mesela Barış? Ben Mesela mesela sen bizim ekibimizin yerinde olmuş olsan şu oyunda ortalama olarak çağırırdım bir bak saat senden bak, ama mesela bak biz sen zaten küçük klansın ya bak Hakan. Barış Yine soru hala bak soruyorsun, ama bak cevaplayayım. hala aynı yere User bak joined aynı your channel. şeyleri söylüyorsun. Ben sana diyorum ki diyalog o, bak diyalog sağlanmaya Tabii çalışılmış. ki. Yani Ona sarı bütün çarpı herkese da kanka. sağlanmaya Hadi be bu. çalışılmış Dal mesela dal TSG dal ile efendime söyleyeyim dal. O adını deme bilmediğimiz dal bir sürü dal yani dal. bilmediğimde bile şu Scarface. anda aklıma gelmeyen bir sürü ekiple sadece şey Kesin dönenler öyle değil. Daha önce Bora dönen ekiplerle diyalog kurulmaya çalışılmış. Niye seninle kurulmaya çalışılmasın? Altar'da da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Benle diyalog Herkes... kurulmaya çalışıldığında zaten saatler belirlenmişti. Slotuma zaten Bak bak savaşmaya bunun bir Kirve önemi yok ki. yollanmıştı. Bak saatin bir önemi yok. Ben sana diyorum ki zaten istediğin saate oynayabileceğin bir tablo varken oraya ismin yazmasının bir önemi yok ki. Kirven adı yazıyor değil mi orada? Ben bir şey söyleyeyim Sen mi? gidip Kirven'in saatine saldırıp o saate alabiliyorsun zaten. Barış'ın takıldığı nokta şu Ama bence. Barış'ın takıldığı nokta şu. Benim Barış kendi saatimi başına hiçbir yazan başka saati oyuncular. alamayacağını bildiği Evet. için, tamam mı? Kendi saatin diyor ya benim saatim. Ben de diyorum ki burası senin Ben saatin diyorum çünkü benim bizim emirlere saatim benim dönüyordun. slotum demiyorum. Bu Oyunun en iyi slotu slotları ben dönüyordum. emigretti Barış. Bak oyunun en iyi slotları emigretti. En iyi ekipleri emigrette dönüyordu. Sen zaten ekibin olarak belli bir yanlış anlama beni. Aşağı yani ufak görmek için söylemiyorum. Ekibinin seviyesini bildiğin için bambayazmış herkesi kesiyorduk ya. Öyle bir şey olmadığını o da biliyor herhalde muhtemelen. Olsa zaten gelir saldırır. Sen ekibin seviyesini bildiğin için bu ekiplerle bir mücadeleye girmek yerine Boro dönmeyi tercih etmişsin. Ben diyorum ki o farm kalktı gitti. Şimdi Boro en iyi slotlar oldu. En iyi slotları ve en iyi saatleri yine aynı en iyi klanlar aldı. Yani senin var olan saatin bir mücadelen var ama bunun karşılığında da biz sana diyoruz ki bak Barış boş saatler var ya da efendim boş değildi daha doğrusu. Bak dönebileceğin saatler var burada. Ya bunları al ki diyaloğa gelmemişsin. Ya da balok dönün. Yani bir ne olmuş kademe kayıyor gibi düşün ya. Kayıyor yani anladın mı? Hayatın dengesinden bahsettim ben. Büyük balık küçük balığı yer derken
niye seni rahatsız etti ben onu anlamadım. İdeolojik olarak mesela bunlar rahatsızlık diyorsun ama şimdi bizim şunu yapmamızı beklemiyorsun herhalde değil mi? Emvigret farmı bitti. Biz ona hiçbir şey dönmeyelim. Göktürk'ün emeği var. Göktürk burada olsun. Diyalog zaten kurulmaya çalışılmış. Zaten çalışılmış. Ki bugün bu noktada benim gördüğüm sen 8 tane slot zaman... var. 2 server var. İstenirse güzel paylaştırılabilir ama sen zaten yani... paylaştırdık biz. Sen kendine göre paylaştırıyorsun. Evet, bak tabii ben, kendime göre paylaştıracağım. İşte Barış. Ben bunu anlıyorum yani, zaten. Demiyorum yani, ki sana ben... Yani sana göre nasıl paylaştırayım ben bunu? Bana 8 saat vereceksin. Bir kere ben zaten... Ben kendime göre paylaştırayım. Bak Barış, benim yazdığım saatin ismine oraya takılma. Orada belli klanlar yazıyor slotlarda. Ben sana diyorum ki benim paylaştırdığım ve kendime göre olduğunu düşündüğüm şey var ya. Sen oradan istediğin saati kendine göre seçip alabiliyorsun. Bak ne kadar güzel bir avantaj değil mi? Ama savaş açarak. Evet. Bu ben oyunun kuralında sen bugün, belli ya beyler. Bugün ne yapıyorsun Barış? Ben daha düne şey kadar aylardır döndüğüm slotta bırak slotu dönmeyi pazarlık konusu yani haline sekiz, bak, ön koşulla abi emirvaki hoş bir şey değil tamam bak nezaket kelimesi o kronoloji kelimesi aslında çok sihirli kelimeler. Çok basit çözülebilecek Barış, olaylar. Barış zaten iletişim, savaşmadan 3 gün geçmiş aradan balok dönebileceğini söylüyoruz zaten bak balok dönüyorsun savaşmadan. Ben masaya oturduğum zaten ekiplerinden an, bir tanesi balok dönüyor tamam mı? Diğer ekibin de balok dönebilir mesela. Bir sıkıntı yok bununla alakalı. Ya milli ekip nasıl balok dönsün? Sen 6 tane var, 5 tane varıyorla balok mu döneceksin? Niye? Dönüyor mu bir tane örneği var mı şu an senin ittifakında? Chili, BVB'si, Elir'in... Biz Boro'da dönmüyorduk ki. Tamam bugünden bahsediyorum. Ya bak eşit Boro'da olduğumuzu evet, söylüyorsun. Evet Boro daha iyi bir slot olduğu için daha iyi klanları biz Boro'ya yerleştirdik. Bize göre daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Hangileri neye göre daha iyi? Bu server'da o slotlar için mücadele etmiş. Mesela RDM bu slot için mücadele etmiş. Sen diyorsun ya mücadele ettim. Evet biz de geldik bu server'a. Bu server'da mücadele Ozan başkanım, ettik. Burada gelmen da lazım, en slotlarının ekipleri vardı. Onlarla mücadele ettik. Bir tanesi Alpo'ydu. Bir tanesi Alperen'di. Evet nasıl saf değiştirdiklerini biliyorum ben. Alperen'in bu senin konun değil biz ki bak. Aynı sen şu anda mesela tamam mı? Senin konun olmayan bir konuda yorum yapıyorsun. Saf değiştirdiklerini hayır söylüyorum. Şey sana ne ki? Sana ne? Sana ya ne? Hakan senin niye problemin mi? Senin konun mu? Şunu söylüyorum. Hayır buranın bir... konusu mu? Saf değiştirip değiştirmemek. Ya örnek sen verin. Bunu anlaştığın zaman saf değiştirmiş bir dakika. Sen bugün bu arada Apo saf değiştirmedi. Savaşın sonuna kadar savaştı. Alperen evet. De bizim eski hukukumuzun olduğunu, bizimle bir yolunun ne olduğunu Allah bilmeden. Neyse kimi, o mesele bugünün konusu kimi, o değil. Ona, o zaman. Sen diyorsun ki benim karşımda savaşıyordular. Bugün ben Burak abi eyvallah Burak abi. Hayır, ben onu diyorum ki, ben onu demiyorum ki. Oğlum çete sen ne oluyor lan üstüne? Olayı buraya getiriyorsun. Hakan ben yarın hiç konusunu açtım mı bunu? Senin cümlenin üstüne bu cümleyi kurdum. Hayır ben o konuyu ben öyle bir şey söylemedim ki. Yavaş karşımda savaşıyordular dedin. Evet karşımızda savaşıyorlar dedim de. Sen saf değiştir dedin. Ben sana şunu söyleyecektim. Diyeceğim şey çok basit. Tamam mı? Birileri buradaydı biz mücadele ettik ve slotları aldık diyecekken sen saf değiştir dedin. Bugün sen ya bu server'a bakacaksın ya da sen de saf değiştireceksin ve balok döneceksin. Ne olacak? Ne oluyor o zaman? Ha? Yani işte bu diyoruz ya bir duruş sergilemekle alakalı bir şey. Bana tamam işte, dün teklif geldiğinde bu saatten sonra Barış. İster o duruşu sergilersin İstersen bol bol bu sahneyi izlersin. Sıkıntı yok bizim için. Yani şu sahneyi izletmek bizim için emin ol diğerinden daha kolay. Yani ya biz hani ortada bir savaş var olduğunu düşünüyorsanız. Ortada bir savaş var olduğunu düşünüyorsanız. Bu cümlelere şeylere gerek yok. Bak. Yani senin terbiyesizce konuşmana bence bu cümleler inan az kalır. Yani ben kötü bir şey demedim de sen... Konusu olmayan bir şeyle alakalı. Senin cümlenin üstüne ben bu cevabı kardeşim, verdim. Benim bu kadar... konumuz birilerinin saf değiştirmesi ya da savaşın... Güzergahı ile alakalı değildi. Konumuz birilerinin burada döndüğü ve bizim vermiş olduğumuz mücadele ile alakalıyken senin kendi kendine sırf kelime ebeliği yapıp tamam mı? Üste geçme çabanla niçin bu kadar terbiyesizce çünkü burada insanları itham eden cümleler konuşuyorsun. Senin haddin değil. Anladın mı? Üstten üste konuşuyorsun senin ya. De, birilerine tamam, bu birilerine, konuşmayı burada sonlandıralım çünkü. Bence de sonlandıralım çünkü terbiyesizleştiğin için Barış. Ben sana mesela haddini şu an sen kadar terbiyesizleşen cümleler kurduğun için bence sen bence öfke kontrolünü sağladı. Senin Şu an bu kadar paylaşacağın hiçbir şey yok. Bir dakika, bu saatten sonra dakika, seninle konuşacak fazla bir şeyimiz de yok. Yok dur. Ben hayır. Barış evet ben saf değiştirdim ya. Ben sana şunu sorayım. Şimdi sabahtan beri bir kıçı kırık Boros slotu için konuşuyorsun ya. Yani şurada ben... Beyler bakın. Bir dakika bir sus. Bir sus diye bir üslup yok bir kere Alperen. Bak gayet medeni şekilde düzgünce sohbet ediyoruz. Ben konuşuyorum araya girme o zaman. Ben dinle. Önce üslup diyorsun ya, nezaket diyorsun ya. Birisi konuşursa araya girilmez. Tamam da bak, sen şu anda bastırmaya çalışıyorsun. Araya girilmez. Dinle.
Bana dinle sus falan diyemezsin Alper. Beni bu şekilde susturamazsın. Böyle bir şey. Nasıl susturacağız seni? Adam içeride konuşmak için konuşmaya başladı. Lafını kes. Sen mesela benle 10 dakika önce de konuşuyordun ama bu üslupla konuşmuyordun. Şu an çünkü dalayarak gibi konuştuğun için böyle konuştun. Terbiyesizlik yapıyorsun işte bak. Benim ağzımdan. Ulan bak kardeşim bana laf atıyorsun. Ben konuşurken konuşmamın arasına giriyorsun. Hala yok. Sana laf atmıyorum. Hakan'ın kardeşim bak beni dinliyor musun? Sirius ittifakının nasıl dağıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Sen evet. Evet ben nasıl de, dağıldığını çok iyi biliyoruz. Ben bu konuyu anlatmıyorum. Bu konunun bu kadar açılması niye bu kadar zorunuza gitti? Ben bunun kötü bir şey demedim. Var mı? Yok. Hakan dedi ki Alperen de Apo da benim karşımdaydı. Barış, bugün ben benim safımda dedi. Az önce ben de seninle tamam mı? Daha önce savaşmış biri. Bak bizimle alakası yok. Tesebizin tesemiz. Seninle savaşmış birinin PM'sini gösterdiğine dahi buranın konusu burası değil dememe rağmen sen kendince sırf böyle liseli çocuklar gibi karşı tarafa laf vurayım da rencide edeyim çabasıyla burada sabahtan beri insanların seviyeli bir şekilde konuşmasına eğer ben kendince öyle bir amaç incitmeye çalışıp evet taraf değiştirdi ben öyle diğer bir amaç döndü, güttüysem cümle şu an ben amacıma ulaştım. Yani senin bu tavrın evet, Alper'in senin ne amaca ulaştığın önemi yok tamam mı? Ben seviyeli bir insanla konuştuğumu düşünerek sabah beri gayet medeni konuşuyorum. Evet, ama ben de terbiyesizlik yaparsan karşında aynı şeyi bulursun. Bence terbiyesizlik senin şu an siz yapıyorsun. Olmayan, ben burada senin misafirim. Muhabbetin olmayan. Senin TSN'de evet, 20 kişinin arasında 1000 kişinin gözü var. Önünde ben. Ben üslubumu hiçbir zaman bozmadım burada ki. Burada zaten tuşa basan adam sayısı belli. 3 kişi tuşa basıyor. Başka kimse yani basmıyor. Tamam mı? Sen geliyorsun. Sen kimsin lan? Sana ne lan? Adam taraf değiştirmiş değiştirmemiş. Neyse. Kimsin? Sana ne lan? Sana ne? Senin aynı çapın ne? Sen o zaman neredeydin kardeşim? Ha? Hakan madem bir şey diyeyim öyle gezseydin, mi? Bir saattir. Evet, bir saattir. Bak şu an nerede? Sen bilinç altında birebir yansıtıyorsun. Git, tamam mı? Siktir ol git. Ne yapabilirsin ya? Bilinç altında gerçeği şu an. Bamba ile beraber bekliyorum. Hadi yalla. Yani ben bu konuşmalara gerek yok. Hak ettim. Niye? Çünkü birilerine değer verip tamam mı? Böyle düşüncelerini dinlediğin zaman kendini bir sikim zannediyor. Bunun gibiler. Kendi haddi olmayan açıklamalar yapma gereği duyuyor. Anladınız mı? Bu arkadaş mesela niye bir sabah beri saygıyla dinliyoruz ya. Sana ne lan amına kodum çocuğu. Sana ne sana ne. Ha? Senin derdin mi Sirius'taki savaş? Çok derdin varsa gelseydin savaşsaydın.